Öncelikle ben de teşekkür ederim. Umuyoruz ki yeni yönetimimizle beraber önceki eksikliklerimizi tamamlayarak yeni dönemi daha güçlü örgütler ve bu sorumluluğu yeterince yerine getirebiliriz. Aslında biz sizin de ifade ettiğiniz gibi ya kongre öncesinde bu kitleyi, bu coşkuyu, bu kararı ve bu morali tahmin ediyorduk, biliyorduk. Çünkü biz sürekli bir biçimde halkla temas içerisindeyiz. Onun için bu toplumun, halkın, kadınların, gençlerin, yoksulların, işçilerin, emekçilerin ne istediklerini çok iyi biliyoruz. Yani bu ülkede HDP'nin bir çözüm gücü olduğunu, bir alternatif olduğunu ve ülkenin umudunun HDP'de olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Belki bilmeyenlere bir mesaj vermesi açısından kıymetliydi yaptığımız kongre. Çünkü çok tekrar ediyoruz belki bunu ama altını çizmekte fayda var her defasında. HDP 2015'ten bu yana sistematik bir saldırı altında. İşte gözaltılar, tutuklamalar, dokunulmazlıkların kaldırılması, belediyelere kayınlar ve benzeri gibi aslında çok yoğun bir saldırı. İşte sürekli medya üzerinden bir karalama kampanyası, iktidarın sürekli hedef alma yöntemi en son işte bir yoldaşımızın il binamızda katledilmesine kadar. Yani bu kadar sistematik bir saldırı karşısında bence asıl iktidarın beklemediği bir tablo ve bir kongre oldu. Aslında onlar da bence kısmen belki güçlü geçeceğini tahmin ediyorlardı ama en son kapatma dosyasının hani daha partimize yönelik bir kapatma davasının açılmasıyla beraber bizce hani kendilerince hani bir acaba geriye çekilme olur mu hesabı yaptıklarını biliyoruz. Yani bu acaba HDP'yi umut olmaktan çıkartır mı ama aslında bence en net mesaj kitlenin bizim uzun süredir söylediğimiz gibi HDP'nin bir tabela partisi olmadığını, bir dükkan olmadığını, bir fikriyat olduğunu ve fikriyatın bütün toplumda da yerleştiğinin cevabı verildi bence kongrenin kendisinde. Biz buradayız dedi toplum. Biz buradayız dedi kadınlar, biz buradayız dedi gençler, biz buradayız dedi çok farklı inanç kesiminden insanlar, biz buradayız dedi Türkiye'nin bütün farklılıkları, bütün çeşitlikleri, işte Karadeniz'den Ege'ye, Kürdistan'ın dört bir yanından kongreye geldi insanlar ve bir taraftan da aslında orada uluslararası temsilciler de vardı. İşte Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından insanlar gelip kongreyi izledi. Bu da aslında artık HDP'nin Türkiye sınırlarını da aşan bir fikriyat olduğunu ve bir uluslararası alanda da bir gerçekten bir kabulün olduğunu ve bir umut yarattığının da en net göstergesiydi. Bir kararlılık mesajı vardı, bir coşku mesajı vardı, bir inanç mesajı vardı kongre salonunun tümünde. Adalet arayışları oradaydı. Aslında adaletin te ulaşmanın bir yolunun da aslında HDP'nin mücadelesini büyütmek olduğunu gösterdiler. İşte bütün bu kadınları yok etme siyasetine karşı kadınlar renkleri de oradaydı. Biraz kongre salonu da kendi renklerine boyadı kadınlar. Mora da boyadı bir tarafıyla. Her toplumun bütün kesimine çözümün burada olduğunun kendileri mesajını aslında konuşmasalar da bir kez daha vermiş oldular. Hem bizim açımızdan her başlangıç büyük heyecanını da beraberinde getiriyor. Belki çok tecrübeli arkadaşlarımız da var yıllardır, 10 yıllardır mücadelenin içerisinden bir taraftan kadın mücadelesinin içerisinden bir taraftan da kendi yürüttükleri işte demokrasi ve özgürlük mücadelesinin içerisinde. Ama o salona gelen herkes yeni bir başlangıcı. İlk defa o salonda oturuyormuş gibi, ilk defa tartışma yürütüyormuş gibi bir heyecan ve motivasyonla oradaydı. Bizim kadın meclisimizde evet büyük bir değişim oluştu. Çok genç, dinamik arkadaşlarımız bu dönem kadın meclisimizin içerisinde ama tabii ki bu genç ve dinamizmin yanında tecrübeli, gerçekten HDP fikriyatını ilk günden beri öğren, örgütleyen, bunun mücadelesini yürüten arkadaşlarımız da var. Aslında bu ikisinin birleşkesinden oluşan bir kadın meclisi ama tabii ki bir taraftan da yine hani kongre salonumuza yansıyan o çeşitlilik kadın meclisimize de yansıdı. Ya bu değişiklik tabii bazı arkadaşlarımızın hem iki dönemlerinin dolmuş olmasından kaynaklı gerçekleşen değişiklikler, bir kısım arkadaşımız maalesef hani bu süreç içerisinde tutuklamalar, gözaltı nedeniyle oluşan ama bir taraftan da hani sonuçta siyaset gerçekten kendi sürekli yenileyen,
dinamik bir alan ve kadın mücadelesi de bu dinamik alanın bir parçası. O açıdan çok moralli ve coşkulu bir aslında toplantı gerçekleştirdik. Bir önceki dönem nerede eksik kaldığımızın tartışmasını yürüttük. Çünkü bizim için öz eleştiri partimizin en esaslı ilkelerinden biri, eleştiri ve öz eleştiri. Yani biz hiçbir zaman mükemmel yaptık diyerek bir çalışma yürütmüyoruz. Hep nerede eksik kaldık, daha iyisini nasıl yapabilirizin tartışmasını yürütüyoruz. Yani bu kadın meclisimizde de biraz hani önceki dönem, yani sonuçta 2,5 yıllık bir süreç geride bıraktık. Ve bu 2,5 yıllık süreçte neleri yaptık, neleri yapamadık ve önümüzdeki dönemde daha güçlü nasıl bir bu kadın mücadelesine katkımızı HDP Kadın Meclisi olarak nasıl sağlayabilirizin tartışmalarını yürüttük. Yine tabii ki sadece kadın mücadelesine değil, Türkiye siyasetinde var olan dinamik gücümüzü daha fazla nasıl artırabiliriz? Siyasetteki dönüşüme daha fazla katkıyı nasıl sağlayabiliriz? Kazanımlarımızı daha güçlü nasıl koruyabiliriz ve yeni kazanımlar nasıl elde edebiliriz? Sadece koruma pozisyonunda bir durumdan da söz etmiyorum. Kendimizi daha güçlü nasıl örgütleyebiliriz? Yani sonuçta bu yürütülen sistematik ve sürekli saldırının en önemli öz savunma aracı kendini örgütlemektir. Hem erkek egemen zihniyete karşı, devlete karşı kendini örgütlemek, örgütlü alanda olmak aslında öz savunmanın en esaslı yöntemlerinden biridir. Yani bu dönemde biz kendimizi daha güçlü nasıl örgütleyebiliriz? İşte yerelle bağımızı daha güçlü nasıl kurabilirizin tartışmasını yürüttük. Yani merkezimizde kadın meclisimiz var. Yerellerimizin bir kısmında örgütlediğimiz kadın meclisleri var ama önümüzdeki dönem her yerde güçlü kadın meclisleri örgütleme, işte kendi örgütlülüğünü büyütme, diğer kadın kurumları, kadın hareketleri, feminist kadınlar, Kürt kadınlarıyla daha fazla, daha sistematik bir ilişkilenme ve kolektif bir çalışmayı örgütleme ve tabii ki en nihayetinde bu faşist rejime karşı mücadeleyi büyütme. Yani biraz bunları aslında ilk toplantıda tartıştık ve bir koordinasyon belirledik. Yani meclisimizin çalışmalarını koordine edecek, aldığı kararları yerine getirecek bir koordinasyon. Bu koordinasyon ve kadın meclisimizle beraber önümüzdeki dönemi çok daha güçlü örgütleyebileceğimize inanıyorum. Çünkü dediğim gibi çok genç ve dinamik kadın arkadaşlarımız bizlerle beraber bu dönem. Yine büyük tecrübeleri, emekleri olan kadın arkadaşlarımız burada. Feminist kadın arkadaşlarımız var. Kürt Kadın Hareketi'nden temsiliyetimiz var. Yine bileşenlerimizin temsiliyeti çok güçlü. Daha güçlü bir biçimde döndüğümüzü aslında ifade edebiliriz. Yani işte HDP kapatılıyor insanlar, siyaset yapmaz algısının tersine aslında kadınlar siyasetin bir alanı olarak, yani en güvenli alanlardan biri olarak, bütün eksikliklerle beraber söylüyorum tabii, hiçbir zaman kendimizi mükemmel olarak addetmiyoruz ama kadınların en rahat siyaset yürüttüğü zemin olduğunu bu kongre bir kez daha ispatladı. Yani gelip gerçekten ben burada olmak istiyorum, güç vermek istiyorum, mücadele etmek istiyorum diyen kadınlardı. Bir de hani bu dönem farklı olarak bir danışma kurulu kurduk. Orada da çok güçlü kadın arkadaşlarımız var. Hem işte akademisyenlerinden yazarına, çizerine ve maalesef o akademisyenlerden biri danışma kurulumuzda oldu. Güç ve destek vereceği için istifaya zorlandı Şebnem Oğuz arkadaşımız. Bu HDP'de siyasetin ne kadar zor olduğunu da bir göstergesi. HDP ile dayanışmanın, HDP ile bir biçimde bir bağ kurmanın büyük bir risk olduğunun bir göstergesi. Ama kendisi de ifade etmişti. Yani bu riski biz biliyoruz, görüyoruz, farkındayız. Ama kadın mücadelesi böyledir zaten, risk alırsın. Farkındasındır yani. Bugün AKP, MHP rejimi, faşist rejimi ama kadınlar yüzyıllardır bu topraklarda hep erkek egemen rejimlerle mücadele etti. Yani bunun riskin farkındaydı. Kadınlar burada olmaya devam edeceğini o ifade etti. Zaten çok net bir mesaj verdi. Ya bu toplantıda bu net mesajın da bir kez daha altını hep beraber kadınlarla çizmiş olduk. Bir, bence hani HDP'nin çok samimi bir kadın mücadelesi yürüttüğü konusunda herkes çok net. Bence iktidar da bunun farkında. Yani iktidarın mensubu kadınlar da bunun farkında. HDP'nin sadece tabii ki HDP tarihselliğine baktığınız zaman 10 yıllık bir geçmişi var. Ama HDP aslında 10 yıllardır yürütülen feminist kadın mücadelesinin mirasını da kendinde barındırıyor. Kürt Kadın Hareketi'nin 10 yıllardır yürüttüğü mücadelenin mirasını, kazanımlarını da kendi bünyesinde barındırıyor. Sosyalist kadınların verdiği mücadeleyi yine
dünyada mücadele yürüten bütün kadın deneyimlerini kendi bünyesinde barındırıyor. Onu bir biçimde burada daha işleyerek, büyüterek aslında bir dönüşüm yaratıyor. HDP gerçekten bir kadınlar açısından büyük bir toplumsal dönüşüm yarattı. Yani işte Kürdistan gibi bir coğrafyada işte erkek egemenliğin çok erişkin olduğu bir Orta Doğu coğrafyasında eş başkanlık, eş temsiliyet ilkesiyle aslında en olmazı başarıyor. Yani işte belediyelerde yürüttüğü kadın siyasetiyle, kadın belediyeciliğiyle aslında büyük bir dönüşüm yaratıyor. Parti içerisindeki özgün özel örgütlüğüyle aslında kadınlara siyasetin işte o öğretilmiş yaklaşımlarının tam tersi bir siyaset üretebileceğini, demokratik siyasetin aslında tam da HDP'nin ortaya koymuş olduğu perspektif olduğunu gösteriyor ve kendini burada buluyor. Yani işte 70 yaşındaki anne de, işte tarlasında çalışan kadın da, tekstilde çalışan kadın da, işte üniversitede bir akademisyen de, avukatı da, doktoru da. Çünkü bir sadece kimlikler arasındaki yani farklı kimliklerden kadınlar değil, farklı inançlardan kadınlar değil, farklı ekonomik durum yani farklı iş alanlarından, ekonomi alanlarından kadınlar da burada yani bir aslında iktidar ilişkisinin ters yüz edildiği belki bir alan olduğu için bence kadınlar kendini burada hissediyor. Yani işte elit, işte bürokratik bir siyaset tarzı yok HDP'nin içerisinde. Bir kadın mahallesinden yani gelip bu kadın meclisinin bir parçası olabiliyor. İşte belli bir ekonomik seviyede olmasına gerek yok kadınların HDP'de siyaset yapması için. Yani bu klasik siyaset anlayışından söz ediyorum. Ya da işte belli bir eğitim seviyesi gerekiyor gibi bir tartışma yok HDP içerisinde. Çünkü biz bütün kadınların, yani bütün toplumun aslında siyasetin bir parçası olması gerektiğine inanan bir partiyiz. Ve bence işçi kadın da kendi hakkını, hukukunun savunulduğunu biliyor HDP içerisinde. İşte herhangi başka bir işte Kürt de, Türk de, Alevisi de, Çerkez de, Sünnisi de, Ezgisi de burada kendi hukukunun korunduğunu, korunacağını bildiği için ve ne olursa olsun bu erkek egemenliğine karşı sadece dışarıda değil, içeride de mücadele edildiğini gördü ve bildiği için bence kadınlar o kadar güven duyuyor, samimi bir mücadele var. Tabii ki eksikliklerimiz yok mu? Var. Yani hani böyle bir tamamen işte erkek egemenliğini ortadan kaldırdık gibi yani bir yaklaşımımız da yok. Bu mücadelemize ket vurmak demektir. Biz mücadeleyi sürekli devam etmesi gereken bir yaklaşım olarak da görüyoruz. Yani buna da devam ediyoruz ama bu güveni yarattığımızın da aslında biz bilincindeyiz ama belki biraz daha yaratmamız da gerekiyor diyoruz her defasında. Aslında bir ön tartışma yürüttük bu toplantıda. Hani somutlanmış, çerçeve belirlenmiş bir taslak planlamamız henüz yok. Yani çünkü biz anlamalarımızı biraz en geniş zeminde tartışarak açığa çıkartmaya çalışıyoruz. İşte bileşen eş başkanlarımızla, yani bileşenlerimizle bir tartışma yürütmek, HDP'yle bir tartışma yürütmek, ilçedeki kadın arkadaşlarımızla bir tartışma yürüttükten sonra daha somutlanacak planlama. Ama esasında bir ifade ettiğim gibi bu dönemin esaslı planlamalarından ve çalışmalarından birini kendini örgütlemek. Yani işte kadın meclislerini her yerde oluşturma ve örgütleme. Yine kadın hareketleriyle daha kolektif bir ortak işler, ortak planlamalar yapma üzerine bir tartışmamız var. Ve tabii bu kadar kadına yönelik şiddeti, Kırım boyutuna gelmiş bir katliam politikası var. Sistematik bir yönelim varsa bu saldırılara karşı mücadeleyi daha da büyütme, hem eyle ayağını örme, bunun farkındalığını yaratma, toplumsal dönüşümü yaratmak açısından planlamalarımız olacak. Ve tabii ki bizim en esaslı planlamalarımız her zaman işte tecrit, yani bu ülkedeki en esaslı sorundan Kürt sorunun demokratik yollarla çözümü için nasıl bir daha geniş bir mücadele hattı öğretiriz. Aslında belli başlıkların olduğunu ifade ederim ama hani önümüzdeki dönemde daha yoğunluklu tartışmalarımızı tükettikten sonra yani belki kamuoyuna bu iki aylık netleşmiş, çerçevesi belirlenmiş planlamamızı deklare ederiz. Hem iki eş başkanımız, parti sözcümüz ve yetkili kurullarımızdan dönem dönem bununla ilgili açıklamalar yapılıyor. Tabii ki yani bunlar kendilerinin değil,
bizim kurullarımızda yürütülen tartışmaların sonucunda çıkan mesajlar, verilen mesajlar en nihayetinde bütün kurulların içerisinde kadın meclisinin kendisi de var. Ve bize çok farklı aslında bir yaklaşımımız yok. Bir gerçekten bu ülkede bir evet faşizm problemi var. Yani AKP, MHP ittifakının kurumsallaştırmaya çalıştığı bütün alanda kendi varlığını örgütlediği bir faşizm problemi var. Ama bu faşizmin ortadan kalkması için kendini alternatif olarak örgütleyen, gören, yansıtan o altılı masa dediğiniz işte ikinci ittifakın gerçekten daha net, daha somut bir tartışma zemini oluşturması lazım. Yani biz defalarca aslında ifade ettik. Yani hiç kimse HDP'yi ya da işte demokrasi güçlerini iki kötü arasında seçim yapmaya zorlayamaz. Yani sonuçta eğer işte biri kötü ama biri kötünün iyisi, onun için tercih edeceğiz diye bir yaklaşım söz konusu değil. Daha önce de biz de ifade ettik. Tabii ki HDP olarak ortak aday fikrini açığız. Tabii ki bunu şeffaf ve açık bir tartışmayla bunu tartışıp kamuoyun önünde konuşabiliriz. Ama işte bir dayatma HDP açısından kabul edilemez. Çünkü HDP bu ülkenin üçüncü büyük partisi. Milyonlarca oy alıyor. İşte aslında Türkiye'deki birçok ezilmişin temsiliyetini sağlıyor. Kaldı ki şu anda işte Demokrasi İttifakı çalışmalarıyla aslında daha da genişleyen bir zemini var. Ya bu kadar sadece ben rakamsal olarak bir değerlendirmeden söz etmiyorum. HDP'nin özgün ağırlığından söz ediyorum. Siyasetin kendisi açısından. Bunu gören bir yaklaşımı olmalı bu altılı masanın. Ama tabii ki bir de kadınlar açısından değerlendirmeye ihtiyaç var. Şimdi işte AKP-MHP ittifakı faşizmi kurumsallaştırırken en radikal yönelimi kadın kazanımlarına dönük gerçekleştirdi. Neredeyse kadını nefessiz bırakan, kadın özgürlük mücadelesi yürüten bütün kadınları hedef olarak gösteren ve kadın özgürlük mücadelesini kriminalize eden, işte erkek egemen rejimi de bir taraftan kurumsallaştırıp bütün topluma yayan bir ittifaktan söz ediyoruz. Ama bir taraftan altı masa etrafında bir araya gelmiş ama işte kadınlar açısından bu oluşturulan tabloya karşı nasıl bir çözüm alternatifi olduğunu net bir çerçeveyle ifade etmeyen bir altılı var. O açıdan bunun da bir değerlendirmeye ve tartışmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Yani işte kadınlar için bir taraftan AKP-MHP ittifakı yani çok net saldırılar var ama bir taraftan da işte reformist bir yaklaşım. İşte çok bazı ufak düzenlemelerle işte kadınları bu dönemde kendi etrafına biriktirmeye çalışan bir altılı var. İkisinin de aslında karakterinin çok birbirinden farklı kadınlar açısından olmadığını biliyoruz. Yani hala işte o altı masanın etrafındaki bütün partilerin eş başkanlık, eşit temsiliyet, kadınların siyasete katılımı, kadın kazanımları, kadının toplumsal yaşamdaki varlığıyla ilgili net bir yaklaşımların olmadığını görüyoruz. Bir defa bu esaslı bir tartışmayı ve esaslı bir yaklaşımı gerektirir. O açıdan bence altılım bir de bu açıdan biraz hani o şapkasını önüne alıp bir düşünmesi gerekir. Yani toplumun yarısı kadınlar ama hala hakları tartışılırken işte çok sınırlı bir çerçeveyle tartışılıyorlar. O açıdan biz ortak aday belirlenirken de hani bu ve ortak adayın aslında yürüteceği siyaset de belirlenirken sadece yani ortak aday sadece kişiyle bağımsız değil. Nasıl bir politika üretecek? Biz işte bir deklarasyon yayınladık hatırlarsınız. Bu tutum belgesi ve tutum belgemizde işte belli konuları sıralamıştık. Bir başlığımız kadındı ama bütün başlıkların içerisinde mutlaka kadın vardı. İşte ekoloji mücadelesi de aslında kadından bağımsız değildi. Ekonomi yoksulluk da kadından bağımsız ele alınamaz. İşte Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözümü gibi. Yani Türkiye'deki bütün sorunları, toplumsal sorunları kadın perspektifi, kadın bakış açısıyla kadını da hesaplayarak çözmeyi esas alacak mı? Yani bu konuda izaha muhtaç. Yani ortak adayın belirlenmesi ve nasıl bir programla açığa çıkartılması konusunda o açıdan bunların da tartışılmaya ve düzenlenmeye ihtiyacı var. Çünkü yeni dönemi kadınlar belirleyecek. Hani herkes kendi açısından bir belirleyecek diyor ama çok net. Yeni dönemi yeni hissi kadınlar belirleyecek ve kadınlar kuracak.
Ya bunu görmezden gelen her siyaset kaybetmeye mahkumdur. Bu ben hiçbirbirinden ayırmıyorum. Sağ solu, işte milleti, cumhuru. Yani sonuçta kadın iradesini görmezden gelen, kadın mücadelesini görmezden gelen, kadın kazanımlarını işte belirli reformist çizgiyle çözebileceğini söyleyip işte benzer siyaset üretecek herkes kaybedecek. Çünkü kadınlar farkında, yani çok çok net farkında bu sürecin, yaşadıklarının farkında. Böyle devam ederse nasıl bir sonuç çıkacağının da farkında. Yani bu kadar işte ekonomik kriz kadınları en fazla vuruyor. Bu krizi çözerken kadınlar düşünülecek mi? Böyle bir siyasetin Türkiye'ye ihtiyacı var ve herkesin de kendi cephesinden bunu bir değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Yani biz tutumumuzu alırken tabii ki esaslı başlıklarımızdan biri de bu olacak. Ya bir site ifade ettiğiniz gibi hani tecrit bizim esaslı gündemlerimizden bir tanesi. Çünkü tecrit sadece işte hukuken değerlendirilecek bir mesele değil. İşte sadece İmralı'da Sayın Öcalan ve yanındaki arkadaşlarını kapsayan bir yöntem, bir uygulama değil. Yani bugün neredeyse toplumun tümüne sirayet eden, toplumun tümüne yansıyan ve herkesin kendi yaşamında farkındalığı oluşan bir mesele tecrit. Yani bir yönetim biçimi ve hepimiz aslında toplumun her kesimi bir şekilde bu tecritten etkileniyor. Yani hiç kimse aslında bunu kendini bunun dışında tutamaz. Farkında olalım, olmayalım. Ve iktidar bu kadar işte teknolojinin geliştiği bir çağda insanların bir tıkla işte dünyanın herhangi bir yerine ulaştığı bir dönemde sistematik bir biçimde Sayın Hoca'nın üzerinde derinleştirdiği bir tecrit politikası var. İşte bir yıl aşkındır, bir buçuk yıl aşkındır Sayın Hoca'nınla hiçbir temas yok. Hiçbir temas, yani bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir örnek. Yani böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani her iki içerisinde olduğumuz süreci de değerlendirdiğiniz zaman. Şimdi bu yönüyle ele aldığınızda aslında iktidarın işte Kürt meselesine yansımasının da bir göstergesi Sayın Hocam üzerinde uygulanan tecrit. Çünkü işte tecrit süreçlerini değerlendirdiğimiz, işte savaşın derinleştiği, militarizmin yükseltildiği, işte militarizmin cinsiyetçiliği tetiklediği, kadın yönelik şiddetin arttığı, işte savaş politikaları nedeniyle işte savaş bütçesinin artırılarak ekonominin daha krizinin daha çok büyüdüğü, işte güvenlik adı altında işte her tarafta oluşturulan işte barajlarla, köprülerle, işte yollarla ekolojik tahribatın gerçekleştirildiği, işte bu savaş ve militarist politikalar nedeniyle demokratik zeminden uzaklaştırıldığı bir tablo var. Ya bu kadar büyük bir mesele aslında tecridin kendisi ama işte iktidar bu mesele çok ciddiyetsiz bir yaklaşımı var. Yani bu çok net. Bence bunun adlandıracağımız tek cümle bu ciddiyetsizlik. Ama bu kadar ciddiyetsizlikle yaklaşılacak bir mesele değil. Eğer Sayın Öcalan'ın söyleyeceği bir söz varsa biz defalarca bunun çağrısını yaptık. Hatta bunun mücadelesini de yürütüyoruz. Kaldırın tecriti. Yani Sayın Öcalan'ın söyleyeceği sözün herkes tarafından duyulması gerekiyor. Ama iktidar işte işine gelince kendi politikalarına göre işte dönem dönem işte Sayın Öcalan'ın adını zikrederek bir takım spekülatif mesajlar veriyor. Şimdi bu spekülatif mesajların aslında bir özel savaş yöntemi olduğunu görmek lazım. Yani bir toplumda bir kafa karışıklığı, bir işte muğlaklık yaratma ama biz esasını çok net biliyoruz. Bu iktidar aslında sıkıştıkça bu tür spekülasyonlarla toplumda bir muğlaklık yaratarak işte bir kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyor. Ama biz de dediğim gibi tecride karşı mücadele bizim en esaslı mücadele yöntemi, bir gerekçelerimizden bir tanesi. Çünkü yani dediğim gibi yani toplumun dışarıdakilere yansıyan bir etkisiyle beraber bir de cezaevlerine yansımasını hep beraber izliyoruz. İşte her gün cezaevlerinden cenazelerin çıktığı bir süreçteyiz. Yani cezaevlerinin 80 dönemini artan uygulamalarla yürütüldüğü bir süreç içerisinde HDP kadın mücadelesi her meclis olarak bu tecritte karşı daha güçlü, daha kararlı bir mücadele. Tabii ki bu partimizin de bu dönemde, önceki dönem açısından da esaslı mücadele gerekçelerinden bir tanesi. İşte gemi görüşü bunlardan bir tanesiydi ama önümüzdeki dönemde de tecritte karşı mücadeleyi büyütme, gerçekten Sayın Öcalan özgür koşullarda kendini ifade edebileceği koşulları yaratmak için mücadelemiz devam edecek. Çünkü Sayın Öcalan gerçekten bir şans aslında.
Yani Kürt sorunun demokratik yollarla çözümü, Türkiye siyasetindeki bu çıkmaz açısından büyük bir şans. Yani böyle işte iktidarın bu kadar ciddiyetsiz yaklaşımını hak edecek bir durumda değil. Yani bunu da belki daha net de ifade etmek gerekiyor ama iktidarın bu spekülatif ya da manipüle çalışmalarına çok başarılı olmadığını da görmek lazım aslında. Çünkü bu toplum neyin ne olduğunu da çok farkında. Tabii belki büyük bir yönelim, bir faşist saldırıyla karşı karşıya. Ama iktidarın ne yapmak istediğinin de aslında çok farkında olan bir toplum da var. Ve tam da bu nedenle toplum da, halk da, işte kongremizde de yansıdığı biçimde bu tecride karşı çok radikal bir mücadele yürütmesi gerektiğine inanıyor. Ve kendileri aslında bu mücadelenin bir parçası. Bir muhalefet şunu net görmeli, bu Kürt, bu ülkenin esaslı problemlerinden tek problemi değil tabii ki. Yani çoklu kriz yaşıyoruz bu ülkede ama bir en net bu ülkenin esaslı problemlerinden bir Kürt meselesi. Kürt meselesinin çözüm yeri konusunda aslında biz defalarca söylemişken zemine evet Türkiye Büyük Millet Meclisi ama muhataplarından biri Sayın Öcalan'dır. Yani bunu en net biçimde biz iktidarın da muhalefetin de görmesi gerektiğini düşünüyoruz ve yani bu bir yaratılan oy algıya, oyuna ve manipülasyona gelme halinin den muhalefetin artık bence vazgeçmesi lazım. Bu çünkü bu sadece bu mesele açısından değil. Mesela çok çok aslında başka konularda da işte iktidar bir beka söylemiyle, tırnak içerisinde terörizm söylemiyle, terör söylemiyle aslında bu ülkenin esaslı problemlerini çözmekten geri durdukça, işte savaşı kışkırttıkça, krizleri derinleştirdikçe aslında muhalefet bunun karşısında çok net bir tavır alamıyor. Yine benzer bir manipülasyona gelerek bir işte buna karşı net bir tutum almayarak. Bence iktidarın ama en çok muhalefetin iktidarın bu politikalarına karşı daha farkında olmalı ve bu oyunlara gelmekten belki vazgeçmeli. Ya da işte belki biraz da hakikati görme konusunda da kendine dönüp biraz gözlem ve değerlendirme yapmalı. Maalesef işte muhalefetin de en temel problemlerinden biri. İşte belli hassasiyet adı altında işte belki milliyetçi oylardan da biraz çekinerek yani orada yaratılan etkiden de çekinerek işte Kürt meselesindeki çözüm meselesine biraz daha mesafeli bir yaklaşım ya da işte Sayın Hocam üzerinde yürütülen tecrit konusunda biraz daha mesafeli bir yaklaşımların olduğunu görüyoruz ama bu bir toplumsal hakikat. Yani bu hakikati görmeden de bir siyaset üretilemez. Bir yönetime talip olma hali de söz konusu olamaz. Ya tabii ki kadınlar bırakın bu kadar büyük bir kazanımı, bir devrimi en ufak kazanımlarından vazgeçmiyorlar. Vazgeçmediler, vazgeçmenin mücadelesini yürütüyorlar. Daha fazlasını da kurmaya çalışıyorlar. Baştan biz Rojava'da ortaya çıkan bu devrimin işte kadınların ortak kazanımı, ortak devrimi olduğunu da görerek kadınların bu saldırılara karşı kendi kazanımlarını sahipleneceklerine inanıyoruz, vazgeçmeyecekler. Yani işte Türkiye saldırdı, biz bundan vazgeçelim. Uluslararası güçler bu alternatife, bu modele karşı biz vazgeçelim. İşte erkek egemen kapitalist rejimlerin kurmuş olduğu sistemleri biat edelim dese kadınlar hiç yola çıkmazlar. Biliyordu kadınlar bu tehlikeyi. Yani bırakın bu tehlikeyi. Çok daha karanlık bir tehlikeyle mücadele etti kadınlar. İşte kadınları köle pazarında satan, kadınları metalaştıran, İşte kadın bedenini bir savaş alanı haline getirip tecavüzü araçsallaştıran işte kadınlar bu IŞİD karanlığına karşı mücadele etti ve bu IŞİD barbarlığını yendi kadınlar. Bu kolay olmadı. Yani bu kadar büyük bedel, büyük emeklerle onlarca insanın yaşamını yitirdiği bir sonuçtan söz ediyoruz, bir devrimden söz ediyoruz. Tabii ki bu hepimizin ortak kazanı ve bunu hep beraber savunacağız. Çünkü hep bütün kadınlar açısından bir umut. Yani o umudu taşıyoruz. İşte yani şu anda işte başka ülkelerde kadınlar özgürlük mücadelesi veriyor. İran'da, Şili'de, işte Latin Amerika'da, dünyanın dört bir yanında. İşte Amerika'da yani belki hani tekrar bu rejimin erkekliği, egemenliğiyle buluşturulmasına karşı. Yani bu umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Yani bu çok net belki altı çizilmesi gereken bir mesele. Bir Bekir Bozdağ başta olmak üzere
kadınlar adına konuşan bütün erkeklere belki şu net mesajı vermek lazım. Bizim adımıza konuşup, bizim adımıza değerlendirme yapmaktan vazgeçin. Bir kadınların büyük mücadele, büyük emek, büyük bedellerle elde ettiği bir kazanım İstanbul Sözleşmesi. Ve erkeklerin bizim neye ihtiyacımız olduğunu, işte ne istediğimizi sürekli ifade etmesi gerçekten artık kabul edilemez bir boyutta. Bence bunun altını çizmek lazım. İkincisi, biz Danıştay'dan çok farklı bir karar bekliyor mu diye sorarsanız hayır, beklemiyorduk. Yani sonuçta bu ülkede adil, bağımsız, tarafsız bir yargının olmadığını, hiçbir yargının kendi anayasa ve hukukla bağlı hissetmediğini biliyoruz. Şu anda bu ülkede bütün yargıçlar, demeyeyim belki, hani belki çünkü orada da şerh koyanlar vardı. Hani bir kısım vicdanıyla hukuka bağlı, tarafsız ve bağımsız karar veren hakimler vardır. Tabii ki bunlar da türlü yönelimlerle karşı karşıya kalırlar. Onları bir kenara bırakayım. Ama bu ülkenin ekseriyetle yargısı bugün hukuka değil, saraya bağlı. Anayasaya değil, saraya bağlı. Vicdanıyla değil, AKP fikriyle hareket ediyor. Ve işte bu ülkenin bakanı aslında kararın yazıcısıdır. Yazan Adalet Bakanı'dır, yazan İçişleri Bakanı'dır, yazan saraydaki yetkililerdir, Cumhurbaşkanı'dır, AKP Genel Başkanı'dır. Bu çok net. Bu açıdan biz çok farklı bir sonuç beklemiyorduk. Tam da bu nedenle mücadeleyi sadece mahkeme salonunda yürütmedik. Tabii ki mahkeme salonunda da Pervin Başkanımız, Eş Genel Başkanımız geldi ve bir savunma yaptı. Kadınlar açısından, HDP Kadın Meclisi adına da, HDP adına da. Ama biz mücadelemizi sokakta, alanda, mecliste de sürdürdük. Çünkü biz erkek yargının ne tür kararlar verdiğini biliyoruz. İlk defa şahit olmadık buna. İşte en son Pınar Gültekin dosyasında gördük. Kentte bir kadın, yani ben detaylarını anlatmak istemiyorum. Ama gerçekten detayları anlatılmayacak biçimli bir yöntemle katledildi. Ve onu katleden erkek haksız tahrik indirimiyle ödüllendirildi. Tıpkı daha önce erkeklerin kravat indirimiyle ödüllendirildiği gibi, tıpkı erkeklerin başka biçimlerde indirimlerle ödüllendirildiği gibi, cezasızlıkla ödüllendirildiği gibi ödüllendirildi bu erkekler. İşte İstanbul Sözleşmesi, daha bu tartışma yürütülürken bile kadınlar polisle karakollarına gittiklerinde koruma kararı alamadılar. Yani sanki İstanbul Sözleşmesi ile beraber 6284'te kalmış gibi. O açıdan aslında biz yargının ortaya çıkaracağı pratiğin farkındaydık. Ama bu bir gerçeği değiştiriyor mu? Hayır. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararı usulsüzdür. Bunu Danıştay karar vermemiş olsa bile bu usulsüzlüğün biz farkındayız. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Çünkü tek bir adam, tek bir erkek, binlerce, milyonlarca kadın adına karar alamaz. O sözleşmeye imzayı koyan kadınlardı. Belki meclis sisteminde imzalandı ama kadınlar mücadele etti. İşte partiler öylesine bir araya gelip hadi bir sözleşme imzalayalım demediler. İşte kadınlar bunun için uluslararası yargı mercilerine başvurdular, uluslararası yargı mercilerinden kararlar aldılar. Sokakta, alanda, meydanda işte mücadele ettiler, defalarca şiddete uğradılar, darp edildiler, itham edildiler, hedef gösterildiler ama o sözleşmeyi imzaladılar, imzalattılar. O açıdan imza sözleşme yürürlüktedir. Ama uygulamak, o bizim elimizde olacak. Yani bu iktidar gidecek. Bu çok net. Direniyor gitmemek için her türlü yöntemi devreye sokacak. Yani iktidarda kalmak için, ayakta durabilmek için, yeniden gelebilmek için her türlü yöntemi ve her türlü çılgınlığı yapacak. İşte ama en nihayetinde bu gittiğinde biz geleceğiz, kadınlar gelecek, kadınlar yönetecek bu ülkeyi. Ve kadınlar yönettiğinde kendi adına çıkıp konuşacak. Yani bir erkek kadınların ne ihtiyacı var diye bize ahkam kesemeyecek. İşte Adalet Bakanı gibi. Ve biz İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağız. Bunun da tekrar ve şu kalın çizgilerle çizmek lazım. Bir, yani zaten yani kadına şu yönelik şiddet, cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece yasal düzenlemelerle düzeltilecek bir mesele değil. Yani bir, gerçekten bu ideolojik politik bir mesele.
Hem bir resimsi. Biz tam bu nedenle kadına yönelik şiddet politiktir diyoruz. Kadın cinayeti politiktir diyoruz. Tam bu nedenle işte yargısıyla, medyasıyla, diyanetiyle, yasamasıyla, yürütmesiyle Türkiye'deki tüm mekanizmalar kadın düşmanlığı üzerinde kurgulanmış ve büyütülmüş. Bu açıdan mücadele çoklu olmak zorunda. Evet, biz 6284'ü uygulatmanın da mücadelesini vereceğiz. Ama 6284 yeterli mi derseniz değil. İşte kadınlar karakollarına gittiklerinde, koruma talebinde bulunduklarında bir polis kadınların koruma talebini karşılamayabiliyor. Ya da işte bakın ben az önce verdiğim örnek çok kritik. Pınar Gültekin'de olduğu gibi işte bütün toplumun gözünün önünde cereyan etmiş bir meselede yargı mensupları, hakimler, erkeklere ceza indirimler uygulanabiliyor. Bu ülkede hala mesela ısrarlı takip suç değil. Yani bu aslında İstanbul Sözleşmesi'nde yapılması gereken bir meseleydi ama ısrarlı takip aslında hala suç değil ve daha belki daha çok çok geniş bir değerlendirme yapabiliriz. İstanbul Sözleşmesi sadece hukuki olarak kadınları korumaya dönük bir takım düzenlemeler içermiyor. Aslında yaşamın bütün alanlarında düzenlemeleri öngören bir çatı sözleşmeydi. Ona bağlı olarak aslında daha yapılması gereken çok ve atılması gereken çokça adım vardı. Yeterli hem 6284 yeterli değil, şu an mevcut düzenlemeler de yeterli değil. Ama dediğim gibi sadece hukuki düzenlemelerle de alışılacak bir mesele değil bu. Bir dönüşümde hepimiz açısından gereken bir zihinsel dönüşüm, bir işte kurduğumuz cümlelerden yürüttüğümüz siyasette, işte okullardan verilen eğitimlerden medyanın diline kadar çoklu bir dönüşüm yaratılmadığı müddetçe maalesef biz işte Kırım boyutuna gelmiş bu kadına yönelik saldırılardan kendimizi uzak tutamayacağız. İşte tam bu nedenle biz HDP kadın meclisi olarak çoklu mücadeleyi örgütlü büyütmeye çalışıyoruz. Evet, hani ben konuşmanın içerisinde de ifade ettim. Yani sonuçta ekolojiye yaklaşım bu iktidar açısından bir savaş veren politikasından bağımsız olarak ele alınamaz. Yani çünkü bir taraftan işte doğayı talan edip ranta açarken bir taraftan da doğayı talan edip işte savaşı derinleştirme sürecini hep beraber yaşıyoruz. İşte Kürdistan'da çok özgün bir doğa talanı söz konusu. İşte güvenlik barajları, güvenlik yolları, güvenlik köprüleri gibi aslında çoklu bir yönelim söz konusu ama işte Ege bölgesindeki orman yangınlarında da görüldüğü gibi ramp politikasının da bir göstergesi. Yani biz HDP olarak her dönem aslında bir ekoloji, çok geniş bir ekoloji politikamız ve mücadele hattımız var. Bu dönem açısından kadın ekoloji mücadelesini daha büyütme kararlılığımız var. Yani çünkü bütün mücadelelerde gördüğümüz gibi aslında yürütülen ekoloji mücadelesinin de en önünde kadınlar var. İşte İkizdere'den İkizköprü'ye kadar, bugün Şırnak'ta verilen mücadeleye kadar. Kadınlar ekolojisini, yani doğasını korumayı kendine çok esaslı bir mücadele hattı olarak öngörür. O açıdan yeni dönemde HDP Kadın Meclisi olarak başta Şırnak olmak üzere ama tabii ki Ege'deki orman yangınlarından işte zeytin ağaçlarını koruyan kadınların verdiği mücadeleye kadar hem verilen bütün mücadelelerin yanında yer alacağız ama bir taraftan da daha güçlü bir planlamayla bunun karşısında duracağımızı ifade etmek lazım.